Magazin D'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sosyal medyada ve bazı gazetelerde Türk halk müziğinin değerli seslerinden Nuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konulduğu haberi vardı. Çok sevdiğimiz isim Nuray Hafiftaş şu an canlı yayınımızda. Nuray Hanım merhabalar, geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım benim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim Allah'a şükürler olsun. Daha da iyi olacağım tabii ki. Çok şükür. Bir süreç var. Çok şükür. Bize bahsedebilir misiniz rahatsızlığınızdan? Şöyle ben kısaca bahsedeyim. Temmuz ayının başlarıydı. Bende yoğun bir karın ağrısı başladı. Hani geçer diye düşündüm. Ondan sonra baktım geçmeyince daha da hızla arttı ağrılar. Ki ben hiç böyle doktora gitmeyi sevmeyenlerdenim. Çok yanlış tabii, onu belirteyim. Evet. Acil bir şekilde gittim, ağrılarım dinmedi diye. Ve beni bir anda ameliyata aldılar. Ne olduğunu anlamadım ben, kolon kanserimden. O ameliyat geçti ve hiç kimseye söylemedim, paylaşmadım. Hı hı. Evet, kimsenin haberi yok. Kolon kanseri miydi ilk teşhis? Evet, kolon kanseri ve karaciğer kanseri. Şu anda kolon kanseri gayet başarılı geçti. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi karaciğer için kemoterapi alıyorum. Mikroküre yapılacak. Bir 5 ay, 5 veya 6 ay gibi bir süreç daha var benim de. Ben buradan... Gerçekten 5 ay sakladım herkesten. Evet. Dediğim gibi kimsenin üzülmesini istemedim. Ailemden bile 3 ay saklamıştım kanser olduğumu. Ben öncelikle bizleri şu anda dinleyen, seni izleyen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ve de şöyle bir parantez açmak istiyorum lütfen. Yani bir ağrınızda eskiniz olduğunda lütfen doktora gidin. Sakın ihmal etmeyin. Çünkü ben 4. evrede gitmişim. Yani son artık şeysi. O yüzden hep erken teşhis derler ya. Çok önemli. Çok önemliymiş. Ben orada hastalarla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bu hastalığa dair bilgiler ediniyorum. Çok moral veriyorlar beni şu ana kadar. Gerek telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan, gerekse sosyal medyadan yazan tüm sevenlerime ben çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepsinden sağ olsun. İyiyim. Alıştım. Biraz depresyona girdim tabii. Hemen kabullenemedim. Zor. Çok tabii zor ki. Oldu. Tabii ki. Ama haplarla hani psikolojik tedavide almaya başladığım için biraz daha böyle o karanlık dünyam aydınlandı diyeyim size. Nuray Hanım, en önemlisi biliyorsunuz bu süreçte moral. Siz Türkiye'nin en çok sevilen, en değerli sanatçılarından birisiniz. Çok seveniniz var gerçekten. Allah razı olsun. Eminim herkes sizin için dua edecektir. Ben de şahsım adına, biz ekibimiz, herkes sizin için dua edeceğiz. Çok önemli. Dualar iyileştirir çünkü. Tabii, moralinizi tabii. Yüksek tutmaya çalışın. Tek temennimiz bu. Valla bu anlamda da telefonun gerek diğer ucunda olsun, gerekse Bodrum'dan İstanbul'a geldiğinde yanıma gelerek saatlerce duran, saatlerce elimi tutup bana destek olan Müşerref Akay Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Kendisine buradan evet. Biz de selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Nuray Hanım, herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Aileniz yanınızda mı? Onlar nasıl karşıladı? Ben annem babamla küçük bir köyde yaşıyorum yıllardan beri. Hı hı, bunu biliyor. Herkes bilir. Mütevazı bir biliyor. Yaşam. Kedicik ve şeylerle beraber havlarla. Ne güzel. Olmazsa olmazlar. Evet, onlardan da 3 ay sakladım. Çünkü annem de rahatsız, tabii. Babam da rahatsız. Onlar üzülmesin ama annem de çok büyük destekçim. Allah razı olsun ama. Çok şükür. Babam da öyle. Böyle 3 kişi işte bir yaşam sürüyoruz testis tedavisi bir şekilde. Evet. Rabbim hiç kimseye vermesin. Amin. Hastalığı. Amin. Ama lütfen hiç kimse de aksatmasın. Seni de yakından tanımıyorum ama çok seviyorum. Çünkü çok, teşekkür. Çok güzel bir enerjin var. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gurur duydum. Nuray Hanım, acil şifalar diliyoruz. Gerçekten canı Allah gönülden Allah. Dua edeceğim sizin için. Benim. Eminim Allah. Tüm Türkiye size dua edecektir. Allah razı olsun. Çok herkese. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Biz çok teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Geçmiş olsun.